Merhaba, günden kalanlara hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi önce piyasadaki görünüme bakarak başlayalım. Borsa kapanışı sonrası. Bugün bir de tabii Fed günü. Dolayısıyla piyasaların gözü kulağı bir yandan Fed'den gelecek mesajlardan. Borsa İstanbul yine 9000'in kıyısındaydı bugün. 8955 puandan kapanışı yaptı. Dolar TL 32.38, Euro TL 35.20 fiyatlamasında. Euro dolar çaprazı 1.0856, dolar endeksi ise 104 civarında seyretmekte. Hemen Amerika tarafında tahvil görünümüne bir bakalım. Amerikan 10 yıllıkları Fed kararı beklenirken 4.27'de 5 yıllıklar, 4.28 2 yıllıklar, 4.67. Emtia ve kripto para tarafına da hızlıca göz atalım. Spot altının ons fiyatı 2.158 dolar 12 sent. Gram altın 2.247 lira 56 kuruş. Bitcoin bir parça yükseldi ama o zirvelerden geri kaydı tabii, 73 binlerin üzerini görmüştü. 64 bin seviyesinde. Brent petrol 85 dolar 96 sent, neredeyse 86 dolar civarında. Amerikan tipi ham petrol ise 81 dolar 76 sent fiyatlamasında diyelim ve bu tabloyu biraz daha derinleştirmeye çalışalım. Yasin Özdemir, Marbaş Menkul Değerler yatırım uzmanı bana katılacak. Yasin, hoş geldin, iyi akşamlar. Hoş bulduk, teşekkür ederim, iyi akşamlar. Şimdi bugün Fed günü, Fed'den çıkacak mesajlar piyasanın yön bulmasında etkili olacak. Öncesinde baktığımızda böyle biraz daha temkinli diyebileceğimiz bir görünüm var küresel piyasalarda. Yani böyle büyük hamleler yok diye tanımlayabilirim sanırım. Ne dersin? Hem piyasa ve Fed farklılaşmasına ilişkin yorumun nedir? Çünkü bu başta, yani önceki haftalarda agresif bir faiz indirim fiyatlaması öngörüsü vardı piyasanın. Burada şimdi Fed'in gerisinde kaldığını görüyoruz. Bugünkü mesajlar da tabii bundan sonrası için yön verici olacak. Ne beklersin? Piyasa fiyatlamaları bugün itibariyle hangi yöne işaret ediyor? Tabii şimdi faiz indirimlerini en çok etkileyen veri, biliyorsunuz, enflasyon. Şubat ayında 3.1 beklenti vardı ama beklentinin hemen bir tık üstünde 3.2 geldi. Tabii verinin böyle gelmesiyle beraber gözlerde bir miktar Fed'e çevrilmiş durumda. Ancak bugünün bir önemli olayı da nokta grafiğin yayınlanması. Biliyorsunuz bugün Fed nokta grafiği de yayınlanacak. Yani Fed yetkililerin faiz indirim beklentilerini yayınladığı bir grafik bu. En son Aralık ayında yayınlanmıştı ve bu grafikte Fed'in 2024 yılında 3 faiz indirim beklentisi olduğunu söylemişti ve o grafik bugün yine yayınlanacak. Evet, piyasalar bu nokta grafiğin ardından bir süre yukarı yönlü hareketler başlamıştı. Bugünkü grafiğe göre de ben piyasaların hareket edeceğini düşünüyorum. O yüzden bugün gerçekten önemli bir gün olacaktı. Ancak dediğim gibi ben piyasa beklentileri dahilinde Fed'in faizleri sabit bırakacağını, metinde çok şahin veya çok güvercin bir konuşma, tam bir denge konuşması olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki gelecek verilerde de Mart ayı enflasyon verisinden sonra da daha rahat kararlar verilecektir. Biliyorsunuz Mart ayındaydı beklenti, Haziran'a ötelendi. Bugün yayınlanacak nokta grafikle beraber de bu beklentileri hep beraber karşılamış olacağız. Bununla beraber sizin de bahsettiğiniz gibi 10 yıllıklar 4.7, yine güvercin konuşmaların ötelenmesinden ötürü de dolar endeksi de 104'lü seviyelerde gelmesi bekleniyor. Evet, dolar endeksi 104 civarında seyrediyor şu an. Onu takip ediyoruz. Evet, bir yandan dediğin gibi Amerikan 10 yıllıkları da, burası aslında 32'lere kadar gitmişti, 4.32'lere kadar. Şu an 4.27'ler seviyesinde. Biraz içeriği de konuşalım. Borsa İstanbul tarafını da değerlendirelim. Orada yine 9000'in sınırına yaklaşan bir Borsa İstanbul var. Hacim biraz daha toparlanmış görünüyor düne kıyasla. Ne dersin buradaki dinamiklere baktığında, endeks geneline baktığında devamlı ilişkin hangi işaretleri görüyorsun? Evet, Borsa İstanbul'a baktığımızda tepe noktamız 9400, dip noktamız da 8750 civarı. Aslında baktığımız zaman bu rakam çok önemli gerçekten. Çünkü 50 günlük hareketli ortalamamız bizim bugün 8760 seviyesini gösteriyor. Ben buranın altına çok ineceğini düşünmüyorum. Seçimlere kadar 9400-8750 bandı arasında yatay bir hareket bekliyorum. Ancak yine seçimden sonra ben özellikle enflasyonun
düşüş trendine girmesinin ardından Temmuz ayından itibaren yabancı girişlerinin artacağını düşünüyorum ve Borsa İstanbul'da da yükseliş potansiyeli olduğunu söyleyebilirim bu beklentilere dayanarak. Çünkü baktığımız zaman önümüzdeki günler Türkiye için gerçekten güzel haberlere gebe diyebilirim. İşte kredi kuruluşlarından not arttırım beklentileri, enflasyonun düşüş trendine girecek olması, keza Fed'in faiz indirimlerine başlayacak olması, yine Euro bölgesinin faiz indirimlerine başlayacak olması, bunlar bizim için güzel haberler. Bunun tabii ki de borsaya yansıması pozitif olacaktır. O yüzden tabii ki de seçici olmak kaydıyla bu seviyelerden hisse senedi portföyü yapanların ben hem mevduatın hem de enflasyonun üstünde bir getiri sağlayacağını düşünüyorum. Ama tabii ki de her zaman olduğu gibi seçici olmak kaydıyla diyebilirim. Çok çok teşekkürler Yasin Özdemir. Katıldığın katkın için iyi akşamlar. Bir Londra'ya gidelim. Avrupa tarafındaki görünüme bakalım. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Ceren Dilekçi Kösoğlu bana eşlik edecek bu noktada. Ceren hoş geldin, iyi akşamlar. Hem haber akışında öne çıkanlar, Lagarde'ın mesajları, İngiltere tarafından gelen enflasyon verisi ve tabii piyasa yansımaları nasıl seyrediyor? Zeynep merhabalar. Evet, bugün Avrupa borsalarının görünümüne baktığımız zaman Fed toplantısı öncesi Avrupa endekslerinde de bekle gör havasının olduğunu söyleyebiliriz. Sabah saatlerinden bu yana Fransa borsası görece biraz daha kötü performans sergiliyor. Avrupa borsalarının genelinden %0,5'e yakın bir düşüş var Fransa borsasında. İngiltere borsası ve Almanya borsasında yatay bir seyir öne çıkmakta. Tabii Fransa borsasındaki bugün negatif ayrışmanın nedeni lüks perakende hisselerinde yaşanan düşüş. Kering kar uyarısı yayınladı. Şirketin Asya'daki satışlarında yaşanan düşüşün ardından ilk çeyrek satışlarında %10'luk bir düşüş beklediğini söyledi ve hisseleri Fransa'daki işlemlerde %14'e yakın oranda değer kaybıyla işlem görmekte. Az önce Euro bölgesinden Mart ayı tüketici güveni verisini aldık ve tüketici güveninde sınırı da olsa önceki aya kıyasla bir miktar iyileşme yaşandığını görmekteyiz. Mesela önceki ay -15,5 seviyesinden -14,9 seviyesine yükseldi endeks Mart ayında. Her ne kadar 2 yılın en yüksek seviyesine çıkmış olsa da tüketici güveni yine de uzun dönemli ortalamanın oldukça altında kalmaya devam ediyor. Tabii faiz indirim beklentileri aslında tüketici güveni tarafında hem Almanya tarafında da bu hafta görmüştük toparlanmayı beraberinde getirmekte. Diğer yanda Avrupa Merkez Bankası önümüzdeki aylarda ücret ölçümleri verisini detaylı olarak yayınlamaya hazırlanıyor. Bloomberg'e konuşan bir kaynak hazırlıkların bu anlamda devam ettiğini ve önümüzdeki aylarda bu yıl içerisinde veriyi açıklayacaklarını söyledi. Avrupa Merkez Bankası Avrupa içerisindeki ulusal merkez bankalarıyla şu anda yakından bir çalışma gerçekleştiriyor. Tabi bu veri bize ne sağlayacak diye baktığımız zaman ücret baskılarının enflasyon üzerindeki etkisini daha yakından takip etme, daha kapsamlı bir resim sunma imkanı sağlayacak. Şimdi ücret göstergeleri 3 ayda bir yayınlanıyor. Bu veri bir miktar daha önceden aslında anlık olarak herkesin ücretlerdeki artışın enflasyon üzerindeki etkisini yakından takip etmesine olanak sağlayacak diyebiliriz. Ki bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan Frankfurt'ta gelen mesajlar da önemliydi. Lagarde faiz indirim patikasını belirlerken 3 göstergeye baktıklarını söyledi. Bunlardan biri ücretler, diğeri verimlilik ve şirketlerin kar marjları. Tabii ücret göstergesine ilişkin de bazı mesajlar geldi Lagarde'dan. Mesela önümüzdeki dönemde açıklayacakları, halka açıklayacakları ileriye dönük ücret göstergesinin baskının hafiflediğine dair erken işaretler gösterdiğini söyledi. Ocak ayında bu veri %4,4'lük bir artışa işaret ederken Mart ayında artış oranı %4,2 seviyesine gerilemiş durumda. Tabii Nisan ayında açıklanacak ilk çeyrek ücret müzakeresi verisi kritik önem taşıyacak. Aynı zamanda Başkan Lagarde Haziran ayı toplantısının ardından para politikasındaki belirsizliği işaret etti. Faiz indirimi konusunda tabii net bir mesaj vermekten çekiniyor Lagarde. Fakat Haziran ayındaki faiz indiriminin ardından kararlarımız verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya değişecek dedi. Yani şimdiden bir mesaj vermeyi doğru bulmuyor. Diğer tarafta İngiltere Merkez Bankası kararında olacak yarın gözler. Bugün FED toplantısını takip edeceğiz. Yarın İngiltere Merkez Bankası'nı takip edeceğiz. İngiltere Merkez Bankası'nda bir değişiklik beklentisi yok. Önümüzdeki döneme dair vereceği faiz indirim mesajlarında olacak gözler. Yarın gelecek karar öncesi, açıklanacak karar öncesi bugün biz İngiltere'den enflasyon verisini aldık ve İngiltere'de enflasyon Şubat ayında son 2,5 yılın yaklaşık en düşük seviyesine gerilemiş oldu.
%3.4 seviyesine gerçekleşti enflasyon. Yani manşet enflasyonda önemli bir düşüş var önceki aya kıyasla. Çekirdek enflasyonda, hizmet enflasyonda bir düşüş var. Tabii bu yaşanan düşüşe rağmen yine de G20 ülkeleri arasında, G7 ülkeler arasında İngiltere en yüksek enflasyon oranına sahip ülke olmaya devam ediyor. Hala İngiltere Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinden uzak. Fakat İngiltere Merkez Bankası ve aynı zamanda hükümet de bugün İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt'tan da bazı açıklamalar geldi verinin ardından. Önümüzdeki aylarda İngiltere'de enflasyonun %2'ye gerilemesini beklediklerini ifade etmiş oldu. Diğer tarafta bugün siyasi bir haber de var İrlanda cephesinde. İrlanda Başbakanı Varadkar kişisel ve siyasi sebepleri gerekçe göstererek hem başbakanlık görevinden hem de siyasi parti liderliğinden istifa kararı aldığını açıkladı. Tabii bu istifa 3 partili koalisyonun liderliğini bırakması, yani Varadkar'ın ülkede otomatik olarak bir genel seçimi getirmeyecek. 6 Nisan'da yeni bir lider seçilecek. Yani bu durumda meclisin Paskalya tatilinin ardından yeni bir başbakan seçilmesi mümkün olacak diyebiliriz Zeynep. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Kısa bir araya gidelim, ardından Profesör Sadi Uzunoğlu bana eşlik edecek. Tekrar hoş geldiniz. Günden kalanlar devam ediyor. Profesör Sadi Uzunoğlu bana eşlik edecek. Bu noktada Sadi Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Zeynep. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Küreselle başlayalım isterseniz. Bugün Fed günü bekleniyor. Küresel piyasaların gözü kulağı buradan gelecek, Fed'den gelecek mesajlarda. Tabii farklılaşma da görüyoruz piyasa öngörülerinde. Yani o agresif faiz indirim fiyatlamasının değiştiğini, hatta Fed'in gerisinde kaldığını görüyoruz. Ne diyorsunuz? Hem buraya ilişkin yorumunuzu merak ediyorum, hem de Fed'den hangi mesajları beklersiniz bugün? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Merkez bankalarının biliyorsun temel önceliği enflasyonla mücadele. Dolayısıyla enflasyonla mücadelenin temelinde ekonominin soğutulması yatıyor. Yani bugünkü anlayış bunu getiriyor. Yani merkez bankacılığı anlayışı. Ekonomiyi ne kadar soğuturlarsa, ekonomide talebi ne kadar baskılarlarsa bunun sonucunda da enflasyonu aşağıya doğru çekeceklerini düşünüyorlar. Fakat Amerika'ya baktığımızda, ki bilanço 9 trilyonlardan 7,5 trilyonlara doğru gerilemiş durumda. Yani miktarsal olarak da bilançoyu küçültüyor. Evet. Parasal sıkılaşma yapmaya çalışıyor. İşte faizler 5,5 düzeylerinde şu anda. Fakat enflasyon rakamlarına baktığımızda %3.2 gibi bir enflasyon, ki bir ay önceye göre %3.1'di, 3.2'ye yükseldi enflasyon. Çekirdek enflasyon daha da yukarıda, 3.8, ki bunların içinde konut yok. Yani konut dışıdır bütün Amerika'daki hesaplamalar. Konut dışarıya çıkardığınızda enflasyonda hala %2'nin oldukça uzak olduğunu görüyoruz. Ekonomik büyümeye baktığımızda %3'ler civarında bir ekonomik büyüme, yani canlı bir ekonomi var. Parasal sıkılaşmadan beri işsizlik oranındaki artış sadece 0.1 oranında. Dolayısıyla Amerika'da faizlerin düşüşüne ilişkin beklentilerin bu şekilde sürekli ertelenmesi veyahut da aşağıya doğru revize edilmesi çok olağan görünüyor. Yani Amerikan ekonomisi şu anda canlılığını sürdürüyor. Enflasyon %2'nin oldukça üzerinde. %3 tabii bize göre baktığınız zaman oranlar biraz böyle farklı, ama en azından yüzdesel oran olarak baktığında 3.2, 3.8 gibi oranlar temel %2'lik hedefin yüzdesel olarak çok çok üzerinde oranlar. Dolayısıyla Amerika'da faiz düşüşünün en azından yılın ortasından sonraya kaldığını söyleyebiliriz. Ama herhalde buna yönelik açıklamalar gelecektir. Jeopolitik risklerden söz edilecektir. Özellikle gıda ve enerji güvenliğinin tam olarak sağlanamadığından bahsedilecektir. Dolayısıyla bu beklentilerin ertelenmesi de zaten altın fiyatlarında birazcık böyle bir aşağıya doğru yönlü bir hareketi de getirdi biliyorsun. Ama sonuçta
faiz oranları önünde sonunda düşecek ama 3 kez herhalde büyük olasılıkla bir düşüş göreceğiz. 0.25'lik düşüşler göreceğiz. Fakat daha çok erken gibi geliyor bana. Biraz daha teyit edilmesi lazım. Yani enflasyondaki düşüşün kalıcı olduğunun görülmesi lazım. Özellikle hizmet sektöründe bir kere enflasyonun çok katı olduğunu da söylememiz gerekiyor. Aslında faiz düşüş beklentisinin hızla artması gereken bölge aslında Avrupa Birliği olması lazım. Çünkü Avrupa Birliği şimdi zaten genelde... hocam şöyle deniyor. Yani bu sefer Avrupa tarafı, yani geleneksel olarak hani Fed'den sonra faiz arttırma döngüsünü bozup daha erken yapabilir. Nitekim açıklamalarda da yani biz bu kadar da eşgüdümlü olmak zorunda değiliz. Gerekiyorsa evet, daha erken yapmalıyız, yapabiliriz şeklinde Avrupa Merkez Bankası cephesinden gelen mesajlar, açıklamalar da var. Dolayısıyla bu anlamda da bir farklılaşma olması mümkün sanırım. Bir de tabii o halde şunu da ekleyeyim, hemen tekrar sözü size geri bırakayım. Parite nereye gider? Güçlü dolar teması nereye gider? Bu da konuşulanlar arasında. Siz nasıl öngörürsünüz bu iki temaya ilişkin gidişatı? Şimdi Amerika ile ilgili bir cümle araya sokup ondan sonra Avrupa Birliği'ni değerlendirmesini yapayım. Şimdi Amerika'nın uzun yıllar 2002'den bu yana sürekli genişletici para politikalarıyla enflasyonu düşük tutması, yani %2'ler seviyesinde tutmasının temelinde yatan gerçeğin Çin'den yapılan ucuz ithalatın olduğunu unutmamamız lazım. Ama ne zaman ki Trump'la birlikte ticaret savaşları başladı ve ticaretin yönü Çin'den farklı ülkelere kaymaya başladı ve tabii ki araya bir pandemi girdi, lojistik maliyetleri girdi. Artık Çin'den ucuz mal ithal etmesi Amerika'nın çok mümkün görünmüyor. Avrupa'nın da ona keza aslında görünmüyor. Dolayısıyla Amerika bence en önemli partnerini kaybetti, yani Çin'i kaybetti. O nedenle de yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya kaldı. Yani Çin faktörünü de en azından önemli bir faktör olarak unutmamak gerekiyor. Ki bu aslında Almanya bütün çok etkilenen ülke. Geçer. Tabii yani son derece önemli. Aslında bu Avrupa için de geçerli. Avrupa hem bir taraftan Çin'den gelen yüksek maliyetli mallar, çünkü biliyorsun Kızıldeniz'de sorun var, taşıma maliyetleri tekrar Covid döneminden sonra tekrar yükselmeye başladı. Artı bir de Rusya gibi önemli bir partnerini kaybetti Avrupa. Çünkü oradan ucuz petrol, doğalgaz çok daha güvenli bir şekilde sağlayabiliyordu. Ve Amerika'nın yaptığı yaptırımlar, özellikle Rusya'ya yaptığı yaptırımlar büyük ölçüde Avrupa'yı ciddi ölçüde olumsuz yönde etkiledi ve Avrupa ekonomisi ciddi anlamda durgunluğa girmiş durumda. Şu anda 5.25 olan faizler, işte enflasyon oranlarına bak, 4.5 olan faizler, enflasyon oranlarına baktığımızda %2.6, çekirdek enflasyon %3.1, hepsi de aşağıya doğru geliyor. Ekonomi durgunluğa doğru gidiyor. O zaman bizim beklememiz gereken şey ilk adımı Avrupa'nın atması. Tabii parite üzerinde nasıl etki yapacak? Zaten bir onlara geliyor parite, dikkat edersen. Ondan sonra ne yapmaya başlıyor? Tekrar geri dönmeye başlıyor. 1.08'e geldi tekrar parite. Neden? İşte önce Avrupa'da bir faiz düşüşü gelebilir. Bu nedenle de doğal olarak Amerika'da faizler daha yüksek olacak. Avrupa'da faizler daha düşük olacağı için otomatik olarak dolar talebi Euro'ya nazaran daha fazla olacak. Bu nedenle de paritede bir değer kazanımı görüyoruz. Amerikan doları lehine bir gelişme görüyoruz. Aslında tabii İngiltere'yi de belki buraya katmak lazım. İngiltere hala en yüksek, biraz önce de konuştunuz, enflasyon oranına sahip, %3.4 gibi bir enflasyonu var. Çekirdek evet, enflasyon daha yüksek düzeylerde, 4.5'lar düzeyinde de çekirdek enflasyon var. Şimdi İngiltere'de de bir durgunluk sinyali var ama bu durgunluğa karşı İngiltere'de hemen faiz, evet 2024'te orada da bekliyoruz faiz düşürmeyi. Piyasanın beklentisi de bu şekilde, özellikle durgunluk nedeniyle. Ama Zeynep, büyük olasılıkla Avrupa ve İngiltere'den gelen bir faiz düşüşü göreceğiz. Ondan sonra da bu Amerika'ya sirayet edecek. Amerika arkasından gelecek.
Tabii en ilginç gelişme herhalde bu hafta Japonların 17 yıl sonra... Evet, bir devrin sonu. Evet, bir devrin sonu gerçekten 17 yıl sonra faiz yükselttiler ve 8 yıldan beri de negatif faizde giden bir ülkeydi. 0.1'e getirdiler. Buna rağmen dikkat edersen paritede şu anda 151 olması lazım yanılmıyorsam dolar Japon yeni paritesi. Buna rağmen faizlerin yükseltilmesine rağmen Japon yeninde bir değerleme görmedik, bir değerlenme görmedik. Bunun da nedeni Japon ekonomisinin biraz güçsüz olarak seyretmesi. Evet, enflasyonu %2.2'ler düzeyine çektiler. Yani hedefledikleri enflasyona en azından Japonlar çektiler. Ama tabii o güçlü bir ücret artışı gerçekleşti son dönemde. Bunun etkileri ne olacak? Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama Japon ekonomisinin de en azından durgunluk sinyalleri verdiğini unutmamamız gerekiyor. Yani çok da canlı bir ekonomi yok aslında Japonya'da. Uzun yıllardan beri sorunu var, büyümeyle ilgili sorunu var. Maalesef halk harcama konusunda son derece tutucu davranıyor. Ancak bütçe açığıyla, yani kamu harcayarak özel sektörün yaptığı harcaması olmadığına göre, aileler harcamadığına göre kamu harcayarak bütçe açığı %6.4 gibi bir açık veriyor gayri safi yurt dışı hasılaya oranda. O nedenle de dünyanın en borçlu ülkesi diyoruz ya, devleti diyoruz. %263 oranında gayri safi yurt dışı hasılaya oranında kamu borcu var. Dolayısıyla bu faiz yükselişleri aslında Japonya için de çok olumlu bir şey değil. Yani çünkü borçlanma maliyetleri artıyor demektir. Yani bir faiz artış trendi en azından Asya'da geldi, Japonya'dan geldi. Ama Avrupa ve Amerika'da tersine bir gelişme bekliyoruz. Peki gelelim bizdeki gelişmelerin yönünü, seyrini konuşmaya. Bizde de yarın Merkez Bankası'nı takip edeceğiz. Şimdi öncelikle beklentiniz nedir? Burada bir faiz artırımı bekler misiniz? Olması gerektiğini söyleyenler var. Pas geçmenin daha yüksek ihtimal olduğunu düşünüyor piyasa anladığımız kadarıyla. Sizin yaklaşımınız, beklentiniz nedir hocam? Şimdi %67 enflasyon var resmi rakamlarla. Onu işte İTO'ya göre yaparsak %75 seviyelerinde bir enflasyonla gidiyoruz. %45 faiz var. Yani 5 puan daha artırılsa, yani piyasa beklentisi 5 puan daha faizleri artırılsın yönünde. 5 puan artırılsa ne yapar? Çok önemli etkiler mi? Evet, finans piyasalar açısından bu olumlu bir sinyal olur. Uluslararası piyasalar açısından da olumlu bir sinyal olur. Ama enflasyonla kalıcı bir mücadeleyi bu 5 puanlık faiz artışıyla sağlamak mümkün mü? Bu tabii tek başına, hep söylediğimiz gibi, tekrar ettiğimiz gibi, sadece faizlerle oynayarak, faizleri yükselterek, sadece işte kredi faizleri, dün de konuşmuştuk aile ekonomisi programında, yani ihtiyaç kredilerinde şu anda faiz oranlarını, yıllık faiz maliyeti tüketicinin üzerinde %113'ler diye hesapladım ben dün bileşik faiz cinsinden hesapladığımda. Yani çok ciddi bir yük, özellikle kredi faizleri açısından, ticari kredilerden bahsetmiyorum, ihtiyaç kredilerinden. Anladım, bireysel kredilerden kredi kartından bahsediyorum. Yani içerideki talebi iyice ezerek biz bu sorunu çözmeye çalışıyoruz ama bu işin gerçekten hani istikrar bölümü, oysa bir de yapısal bölümü olması lazım. Bu ekonomi anti enflasyonist programların bir istikrar, yani parasal istikrar yönü vardır. Mali istikrar yönü vardır. Yani bütçede bir istikrar yönü vardır. Bütçe açığında zaten durumu görüyoruz. Kamuda böyle bir bütçe açığı ile ilgili bir değişiklik yok. Ciddi bir bütçe açığı ile gidiyoruz. Gayri safi yurt dışı hasılanın %5.4'e gibi bir bütçe açığı var. Dolayısıyla kamu harcama kısmında hala devam ediyor. Ama biz içeride özel kesimi ve ailelerin talebini kırmaya gayret ediyoruz. Oysa işte yapısal reform dediğimiz kısma geldiğimizde burayla ilgili hiçbir adım yok. Bu tabii eğitimden hukuka, hukuktan efendim tarıma, tarımdan kurumsallaşmaya kadar, işte Merkez Bankası'na kadar birçok adımın olmadığını görüyoruz. Tek başına faiz ne kadar işe yarayacak?
kalıcı bir şekilde enflasyonu aşağıya doğru çekebilecek mi? O konuda bir soru işaretim var. Biraz da tabii biz enflasyonla yaşamaya alışmış, biraz da seven bir toplumuz genel olarak. Çok farkında değiliz. Enflasyonun uzun vadedeki olumsuz etkilerini çok düşünmüyoruz. Kısa vadedeki kazançları bize daha avantajlı geliyor. İşletmeler açısından veyahut da servet sahipleri açısından, gayrimenkul sahipleri açısından cazip gibi görünüyor kısa vadede. Ama orta uzun vadede bu işletmelerin öz kaynaklarını bitiren, işletmelerin öz kaynaklarını iyice zayıflatarak, çünkü kimse böyle bir enflasyon ortamında sermaye koymak istemiyor, sermaye artırmak istemiyor. Yani o yaptığı karı bile sermayeye dönüştürmek istemiyor. Çünkü sonuçta eriyip gidecek veya devlete vergi olarak gidecek. O nedenle yabancı kaynakta çalışmayı amaç ediniyor. Yabancı kaynağında maliyeti yükseldikçe bu sefer daha az üretmenin peşine düşüyor. Daha az üreterek daha yüksek fiyatta satmanın peşine gidiyor. Böyle bir sarmala girdik. Vallahi bu çok kısa vadede çözülecek konu değil. Yani bizim işimiz biraz dünyadan farklı. Yani biraz çok farklı durumdayız. Umarız bir şekilde biz de bir gün bununla mücadele etmeyi gerçekten böyle isteyeceğiz ve üzerine yürüyeceğiz, herhalde mücadele edeceğiz bir gün. Hocam çok az bir sürem kaldı, bir dakika. Özellikle seçim sonrasına ilişkin döviz seviyesi, o döviz beklentisini de sormak isterim. Özellikle son 4 haftada piyasaya döviz satışına ilişkin hesaplamalar var. 20 milyar doların üzerine çıktığına dair dün Haluk Bürümcekçi'nin notlarında da vardı. Burası nasıl devam eder? Bir kere Türk lirasına, yani bu kadar yüksek enflasyonun olduğu ortamda Türk lirasına güven sağlamak mümkün değil yani. İnsanlar doğal olarak kendilerini savunmak için neyi tercih ediyorlar? İşte altın. Altını yasaklıyoruz. Bu sefer işin içine kaçak yollar girmeye başlıyor. Yani vergi dışı kalan yollar girmeye başlıyor. Yani işte cari açığı kapatacağız diye altını yasakladığınızda başka bir sorun. İşte bugün döviz talebi var. Tabii ki niye döviz talebi var? Çünkü enflasyona karşı büyük bir belirsizlik var. Türk lirasına kaldığı zaman mevduat faizleri enflasyonun altında. Hedeflenen enflasyon evet %36 hedeflenebilir ama piyasanın buna ilişkin veya insanların, şirketlerin %36'lık beklentiyle ilişkin de güveni olmadığı için insanlar döviz tercih ediyor. Döviz talebi artıyor ve artmaya da devam edecektir. Bu yıllardan beri böyledir. Evet. Yani bu sadece bu yılın sorunu değil. Bu ülke yüksek enflasyonla olduğu sürece çift paralı bir ekonomi olmuştur. Dolarizasyon hep olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Hocam çok çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için. Profesör Sadi Uzunoğlu bana eşlik etti programın son bölümünde. Burada noktalayalım, birazdan 60 dakika var. Orada yeniden görüşürüz.